Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli izleyenler, Bir İle Aynı Ameler programında tekrar beraberiz efendim. Ve her hafta olduğu gibi yine bu hafta da değerli konuklarımızla inşallah güzel vakit geçireceğiz. Hemen programın başında konuklarımızı takdim edelim. Grup Dilhan, değil mi? Grup, evet. Dilhan bizlerle. Grup Dilhan'dan Musa Yararlı abim, hoş geldiniz. Hoş sefalar abi. Getirdiniz. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Allah razı olsun. Ve Rıdvan Kıyan Çiçek abimiz, siz de hoş geldiniz. Hoş sefalar abi. Getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ecmain. Mehmet Ali abi, iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Grup Dilhan. Evet, Grup Dilhan tanıtımlarını hazırlattığım zaman dedim bu Dilhan ne demektir acaba? Hemen arkadaşa dedim sözlüğe bakar mısın? Dilhan ne demek? Dilhan içten. İçten davranan, içten olan. Cidil. Cidil. Evet, Kürtçe. Yürekte. Ve isimlerle müsemma bir grup. Evet. Şimdi biz bu grubu nereden tanıyoruz? Biz bu grubu çok yerden tanıyoruz. Çok yerden tanıyoruz. Bir kere Kıyan Çiçek soy ismi bize yabancı gelmiyor. Gelmiyor. Hikmet abiyle akrabalığınız nedir? Ben amcamdır. Öz amcasıdır. Evet. Aynı zamanda Rıdvan Kıyan Çiçek Sesimi Dinler Misin'e bir dönem katılmıştı. Sesimi Dinler Misin'e çok mezunu verilmiş oldu, değil mi hocam? Evet. Bunu sık sık tekrarlıyoruz. Musa Yararlı da yıllar yıllar önce bir gelmişti. O zaman bir gençken, değil mi? 5-6 sene bir önce gelmişti. Evet, 5-6 sene önce. Lise 4'teyken. O zaman Sesimi Dinler Misin olsa onu da Sesimi Dinler Misin'e çıkaracakmışız da. Evet. Yokmuş, oradan kurtarmış onu. Oradan. Aynı zamanda Hikmet Kıyan Çiçek'le bir dönem programlara falan çıktılar. Ses renkleri de hep zaten... Bingöl'den biraz birbirine benziyor. Bize Hikmet abi de anımsatıyor zaten. Doğrudur. Beraber çıkmanın şeylerdir o. İsmi yani. Anılmışken kendisine de selam bizden gönderelim. Bizden de Hikmet abiye kucak dolusu selam ve sevgi gitsin. Aslında bütün sarışlarımızdan istediğimiz budur, değil mi hocam? Yani yanımıza aldığımız genç kardeşlerimizi her yönden yetiştirelim. Sanatsal yönden, ahlaki yönden yetiştirelim. En azından bizimle geçirdikleri mesai boş geçmemiş olsun ki Hikmet tabii abi ki. Bunu yapmış. İki tane pırıl pırıl genç yetiştirmiş. Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. Sizin de ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bu arada şimdi daha geleceğiz. Daha orada geleceğiz, değil mi hocam? Evet, geleceğiz. Aha. Gelelim abi. Şimdi abileri bir de son klipten tanıyoruz, değil mi? Son eserimizden. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın biliyorsunuz Nisan ayında, şu anda Nisan ayındayız. Düzenlediği peygamberimizi anma, sünnetini yaşama etkinlikleri kapsamında sizin de Özlem Ajans olarak, değil mi? Evet, evet. Yaptığınız bir klip vardı ve bu klipte abilerimizi gördük. Gördük yani. Çok da beğendik, doğrusunu söylemek gerekirse. Teşekkür ediyorum. Evet, abilerimiz, başka abiler de vardı. 13 tane abimiz vardı. Değil mi? Abimiz de şu an vokalde, Allah onlardan da razı olsun. Evet. Mehmet Gündüz abi var, Ömer İrasul abimiz var. Evet. Sayalım hocam hepsini şimdi. Hepsini zaten uzun sürer. Uzun sürer. Var da var. Ara ara fakat, çağıralım orada, aynen, bahsedelim. İnşallah. Biraz, değil mi? Evet. Oradan tanıyoruz. O süreçte de bir de bu şimdi bu eser, bu klip böyle alışılagelmişin dışında. Ezber bozdu. Değil mi? Ezber bozdu. Çok böyle fazla aşina olmadığımız sanatçı abilerimiz, kardeşlerimizle yaptınız bunu. Hı hı. Farklılık oldu. Her değişiklik, ufak değişiklik de olsa güzellik katıyor, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Abi, sözünüzü bölüyorum, hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Estağfurullah. Özlem Ajans yöneticisi Mehmet Ali Oğuz abime de teşekkür ediyorum. Biz gençlere bu fırsatı tanıdığı için sizlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizim gibi gençlere fırsat tanımıyor ama. Hesapla. Hep sizin gibi gençlere fırsat tanımıyor. Fırsatın büyüğü sizde aslında. 10 senedir buradasınız. Rıdvan abi, şöyle, proje aslında Peygamber Sevdaları Vakfı'nın projesiydi. Evet. Hani her yıl bize böyle Nisan ayı geldiği zaman bize bir proje sunarlar, şöyle bir eser yapalım, şöyle bir klip olsun derler. Bu yıl hani simalar yeni olsa nasıl olur dediler. Biz de bünyemizdeki yeni bildiğimiz, aslında bizim bildiğimiz fakat dinleyicilerimizin çok aşina olmadığı simaları, sesleri onlara sunduk. Seçmeleri de onlar yaptılar, onu söyleyelim. Evet. Hakikaten iyi oldu bu manada. Biz de kendilerine, Peygamber Sevdalılar Vakfı'na teşekkür ederim. Bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Muhabbet devam edecek. Biraz Batman'ı da konuşacağız. Evet. Geçtiğimiz pazar Batman'daydık. Büyük bir coşku vardı. Onu da biraz konuşalım. Ayın 21'inde İstanbul var. İstanbul var. Van var, değil mi? Kaç, Mardin var. Bingöl var. Bingöl var. Sonunda Bingöl var. Onları da konuşacağız ama bir, aynen, eserle devam edelim bence. Musa abiden alalım bir eser. Abi bir slow eserle giriş yapacağız inşallah. Hı hı. Eserin ismi Gözümün Nuru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yazılmış bir eser. Gözümün Nuru. Evet, Gözümün, peki, Nuru. Buyurun.
yanarım yanıya. Hangi deniz söndürür sana aşkı? Kainat gülmez sensin, olmayınca Muhammed'im, sen olmayınca varlığımın anlamı. Kainat gülmez sensin, olmayınca senin aşkına, bağrım yanıyor. Hangi deniz söndürür sana aşkımı? Varlığımın anlamı, kainat gülmez sensin. Eyvallah. Musa abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Evet. Nameleri iyi yapıyor değil mi? Name mi? Gırtlak. İyi yapıyor. Gırtlak nameleri. Hı-hı. Hançere zaten var. Evet. Ayrıca bir de şey var bir. Hafif bir sanat müziği ve arabesk tarzı var. Hı-hı. Musa abi de. Nuans dediğimiz olayları. Mesela bir
melodiyi tekrar ettikten sonra ikinci dönüşünde farklı şeyler yapıyor. Evet. Ki bana göre bu herkes olması gereken bir şeydir. Evet. Sanatçının mesela bir melodideki sanatını kullandığın melodinin dönüşü senin için ikinci bir haktır. Evet. Orada farklı bir şeyler yapman lazım. İmkanlar dahilinde yapmak lazım. Dahilinde. Musa abi de onu çok güzel yapıyor. Ağzına, yüreğine sağlık. Eseri de bir o kadar güzel. O klipte de böyle zazaca. Aynen aslında. Orada da. Değil mi? Orada böyle orada bir arabeske kaçıyor. Tekrar dönüyor. Şemuz Çakmak bestesiydi zaten. Biliyoruz buradan tekrardan Şemuz kardeşimize tebrik edelim. Hakikaten güzel bir beste yapmış. Bir bestenin güzel olup olmadığını, daha doğrusu halka tabana inip inmediğini nereden anlıyorum biliyor musun? Nereden? Çocuklar o eseri söylüyorsa, evet, o eser tutmuştur. Ve bakıyorum ki çocukların dilinde, aynen, o selatullah, selamla, özellikle o kısımlar, aynen, falan çocuklar söylüyor. Demek ki bu beste eser tuttu yani. Aynen. Şey diyecektim hocam, işte eser biraz, eserde Hint havası var, biraz Arap havası var. Arabesk ve Hint şeyinin bir sentezi olduğu için hakikaten biraz zor nameler var. Hatta biz bu eseri klip çalışmasını, eser çalışmasını başlattığımız zaman ortak bir alan oluşturduk. Onu bizim Muhammed Nur Yönden var. Onun da nameleri falan çok güzel. Hocam devam eder misin? Sesim biraz... Devam edeyim. Olur. Muhammed Nur Yönden'in sesi gayet güzel. Onun da nameleri çok iyi. Ara ara demolarını da Mehmet Ali abi sağ olsun bize dinletiriyor. Güzel nameleri var da, besteyi işte o mu buldu? İşte onu diyecektik. Şimdi eser hiç seslendirilmemiş ya, ben ona seslendirdim. Ve ortak alana attım. Kardeşlerimiz gerçekten seslendirirken çok zorlandılar. Buna rağmen hepsi de başardı, hepsi de olayı halletti. Çok da güzel okudular. Bugün dinleyeceğiz değil mi oradan bir aynen. İnşallah bir düet yapacağız. Zazaca ve Arapçayı. Evet, tamamı çok uzun olduğu için. Tabii. Bir de biz, Arapça ve Zazaca yapacağız. Biz Zaza ve Arapça'da yer aldığımız için. Tabii. Orayı seslendireceksiniz. Evet. Güzel. Bir genç kardeşimiz daha vardı yine Bingöl'den. Klipte de var. İsmini unuttum. Ayetullah Atilla. Baktım boy atmış, büyümüş böyle. Önceki görüntüleri var. Daha küçüktü tabii. Evet. Sesi biraz daha inceydi. Tabii çocuk sesli. Ama şimdi sesi güzel. Bir ara onları da alalım. Benim hocam yine meşhur bir sözüm. Gündem dışı konuşayım. Gençlerimize hoşuma giden bir olay da şudur. Şimdi yani malum, gerçi Özlem Ajans bünyesinde çalışan sanatçılarımız hamdolsun belli bir eğitimden, belli bir terbiyeden geçmiş kişilerdir. Hiçbirinde hamdolsun öyle bir şey görmedik. Fakat hani piyasada mikrofon biraz tehlikelidir hocam. Böyle hafif mikrofonu eline aldığı gibi veren, konuşması değişen, giyimi değişen, tavrı değişen insan, hamdolsun bizim gençlerimiz o yönde temizdirler, mütevazıdırlar. Özellikle ben sesleri zaten güzel. Hı-hı. O yönlerinde çok beğeniyorum. Rıdvan olsun, Musa olsun. Şu efendi eli ayağı düzgün kardeşlerim. Karşılıklı bir olay. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi Rıdvan abiye dönelim. Ondan da bir eser alalım. Ne dinleyelim? Abi inşallah Resul'ün ümmeti diyeceğiz. Resul'ün ümmeti. Ümmetiyiz. Bu arada ben Musa kardeşimi tebrik ediyorum abi. Gerçekten iyi seslendirdi. Yani tabiri caizse tüylerimiz diken oldu, onu söyleyeyim. Eyvallah. Resul'ün ümmetini de bir dinleyelim abi. Tüylerimiz İnşallah. Diken diken olacak herhalde. Vallahi abi naçizane seslendirmeye çalışacağız. Buyurun efendim. İddialı olmayalım. Resulün ümmeti.
her engeli aşan biziz, hak yoluna koşan biziz, gönüllerde taşan biziz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Her engeli aşan biziz, hak yoluna koşan biziz, gönüllerde taşan biziz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Kardeşliktir amacımız, iman bizim ilacımız. Çok güçlüdür inancımız ya Rab, biz Resulün ümmeti. Kardeşliktir amacımız, iman bizim ilacımız. Çok güçlüdür inancımız ya Rab, biz Resulün ümmeti. Her engeli aşan biziz, hak yoluna koşan biziz, gönüllerde taşan biziz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Her engeli aşan biziz, hak yoluna koşan biziz, gönüllerde taşan biziz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Biliyoruz, ona kulluk ediyoruz, Muhammed'e gidiyoruz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Allah birdir biliyoruz, ona kulluk ediyoruz, Muhammed'e gidiyoruz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Her engeli aşan biziz, hak yoluna koşan biziz, gönüllerde taşan biziz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Her engeli aşan biziz, hak yoluna koşan biziz, gönüllerde taşan biziz ya Rab, biz Resulün ümmeti. Eyvallah, yüreğine sağlık. Abi, teşekkürler. Eserin bir yeri özellikle şey dedi, böyle peş peşe böyle name yapman gerekiyor. Orası özellikle zordu sanki. Her engeli aşan biziz, orada bir biz, evet, orası mi? Böyle bir sektirmesi lazım. Evet, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Şimdi hareketli eserle girdik ikinci eserimiz olarak. Tabii yine dedik ya, Batman'ı konuşacağız. Batman izlenimin nasıldı abi senin? Hocam, Batman izlenimine geçeyim. Orada hareketli eserler seslendirdiniz. Evet, şimdi klipten girmişken Batman'a yine gelelim inşallah. Klip çekimi için Ata Doyar, onunla eserdeki performansı çok güzeldi. Onu İzmir'e gönderirken hoca yolda fenalaşmış. Ondan sonra hastaneye götürmüşler onu. Öyle mi? Bayağı bir şey olmuş, bel fıtığı falan varmış, bizim de bilgimiz yokmuş. Demek yolda rahatsızlanmış. Bu vesileyle Ata Doğar kardeşime geçmiş olsun dileklerimizi, evet, iletiyoruz. Allah hayırlı şifalar versin. Allah hayırlı şifalar versin kendisine. Ve ona kucak dolusu selam ve sevgi gönderelim buradan. Şu an ciddi bir şey yok değil mi? Yani? Yok, şu an iyi. Şu an iyi. İnşallah İstanbul'da da beraber olacağız zaten. Evet. Orası öyle.
Geçmiş olsun dileklerimi dilekten sonra Batman'a gelelim şimdi. Gelelim abi. Batman izlenimleri hocam, sizden alalım onları. Biz sahnede, geç size sahne aldınız da. Abi ben çok az kaldım sahnede. Sen orada uzun uzun kaldın. Yok zaten şöyle, zaten sahnede kalan kişi bilmez, izleyici bilir. Yani biz nasıl göremiyorduk. Çünkü biz platformun arkasındaydık. O coşkuyu çok vallahi fazla hocam, hissedemiyorduk. Batman'da hani bunu röportajlarda da söyledik. Muhammed'i coşkunun her zaman had safhada olduğu bir ilimiz. Yani şimdi zaten çıkıyorsun platforma, göz alabildiğince insan var. Ellerinde tevhid bayrakları var. Yani o tevhid bayraklarını... Bir de siz ilahileri söylerken onlar böyle halaya... Aynen, halayı, gençler halayı çekiyorlar, çocuklar işte gençler tevhid bayrağını salıyorlar falan. Coşku had safhada dedi, çok güzeldi. Bence de. Çok güzel bir atmosfer vardı, hava çok güzeldi. Hava biraz güneşliydi ama güzeldi. Yok, çok güzeldi hocam. Program akışı çok güzeldi. Aynen. Sizin performansınız çok iyiydi sanatçıların. Eyvallah. Sizin de öyle hocam, iyiydi. Şiiriniz güzeldi. Sonradan dinledim şiiri. Hani sen oradayken belki o an çok şey yapamıyor. Sonradan dinleyince daha evet. Da bir şey yapıyorsun. Yani hocam. Güzeldi ve coşku yani mükemmeldi gerçekten. Bir de şeydi Muhammed'i hocam. Muhammed'i coşku vardı. Muhammed'i yani coşku. Muhammed'i coşkuyu orada hissediyordun. O atmosferde soluyordun yani. Aynen. Şimdi hocam halkımızın yapısı belli zaten. Halkımız hakikaten Muhammed sevdalısı. Evet. Yani Peygamber Sevdaları Vakfı'nın Peygamber Sevdalısı ismini kullanması da evet. Çok manidadır o manada. Hakikaten halk peygamber sevdalısı. Ben her zaman lafı oraya getiriyorum. Çünkü burada hani bizi oraya götüren, o insanları davet eden, toplayan Peygamber Sevdaları Vakfı var. Her defasında hakkını teslim etmeye ihtiyacı hissediyorum. Oradaki dizayn ve düzen de çok süperdi hocam. Hani mesela boynumuza taktığımız atkılar vardı. Şimdi evet. Gelip o atkıların çengelli iğnesini bile hesaplamışlar. Organize eden kardeşlerimiz. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Allah'ını kabul etsin diyorum ve emeği geçen herkese buradan selam gönderiyorum. Her yönüyle güzeldi hocam. Güzeldi, eyvallah. Evet. Diyelim ve tekrar Musa abiye dönelim. Musa abi. Abi eserden önce ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Bu hafta sonu inşallah Bingöl'de de Kutlu Doğum etkinliğimiz olacak. Hava yağışlı görünüyor ama İnanıyorum ki ve biliyorum ki Bingöl halkı yağmur da olsa, çamur da olsa Muhammed'i sevda için stadı dolduracak inşallah. Bu vesileyle onları da Kutlu Doğum'un olduğu gün stadyuma bekliyoruz. Stadda olacak değil mi? Evet, şimdi bir futbol müsabakası olduğunda kimse yağmur var, kar var deyip gitmemezlik etmiyor değil mi? Evet. Bu Muhammed'i sevdadır. Muhammed'i sevda inşallah orada kendini gösterecektir. Bu şeydir yani, bu pratikte yaşanmış bir şeydir zaten. Biz birçok Kutlu Doğum'da Nisan ayı olması münasebetiyle yağmur yağıyor ve yağmur yağdıkça insanlar belki daha bir hani evet. Biz Resulü Aleyhisselatü Vesselam için geldiysek yağmura da katlanalım psikolojisiyle daha çok o alana birikiyorlar. Aynen. Pazar inşallah günü değil yağmur çamur da olsa gelecekler inşallah. Pazar günü değil mi? Evet. Peki pazar. Cumartesi günü. Evet, cumartesi günü. Peki. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz? Abi esere gelecek olursak Allah kafi diyeceğiz. Şüphesiz. Evet. Amen. Bu eser biraz hareketli bir eser. Peki. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Hareketli hadi bakalım. Gelemezler çağırsam da hiç kimseler imdadıma bana yardım edemezler benim en son dakikamda. Gelemezler çağırsam da hiç kimseler imdadıma bana yardım edemezler benim en son dakikamda. Allah yeter, Allah kafi, benim dertlerime şafi. Gelip geçen her şey yalan, Allah'ım var, Allah baki. Allah yeter, Allah kafi, benim dertlerime
geçer, her şey yalan. Allah'ım var, Allah baki. Allah'ım var, Allah baki. Gelemezler, çağırsan da hiç kimseler imdadıma bana yardım edemezler. Benim en son dakikamda gelemezler, çağırsan da hiç kimseler imdadıma bana yardım edemezler. Benim en son dakikamda Allah yeter, Allah kafi, benim dertlerime şafi. Gelip geçen her şey yalan. Allah'ım var, Allah var. Allah yeter, Allah kafi, benim dertlerime şafi. Gelip geçen her şey yalan. Allah'ım var, Allah baki. Allah yeter, Allah baki, benim dertlerime şafi. Gelip geçen her şey yalan. Allah'ım var, Allah baki. Allah'ım var, Allah baki. Sağlık. Yüreğine sağlık. Eser güzel, hareketli. Ben şeyi merak ettim seslendirirken, o nuanslar, ben bunu hiç dinlemedim. Yani kulağıma yabancı gelmiyor da hani bir sanatçıdan dinlemedim. Özelliklerini bilmiyorum eserin. O nuanslar orijinalde de var mı yoksa sen kendin mi yapıyorsun? Açıkçası program haberini aldıktan sonra bu esere ben 2-3 gün boyunca çalıştım. Öyle söyleyeyim. Yani eser aslında güzel bir eser. Sanatçı da o yaptığın şeyleri yapıyor mu yani? Yok, onu yani. Kendi yorumlar. Onlar acizane kendi yorumları. Güzel. Ağzına yüreğine sağlık. Sanatçı yapsaydı ne olmuş olurdu? Sanatçı yapmış olsaydı önceden yol gösterdiği için hani onu yorumdan istifade etmiş olacaktı. Fakat seslendiren arkadaşın kendisinin o yani tabiri caizse o numaraları yapmış olması, kendi yorumunu atması, kendi imzasını atması manasına geliyor. O da puandır yani, artık puandır. Evet. Beğenildiyse ne mutlu bana. İnşallah beğenilmiştir. Takdir seyircilerin tabii. Evet. Eser güzel tabii, hareketli eserler bunlar. Biz zaten Nisan ayında hep böyle hareketli eserler dinliyoruz. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili coşkulu, hareketli eserler. Niye? Çünkü Nisan ayı etkinlik ayı olduğu için, Mevlid ayı olduğu için gelen sanatçılarımız da hep ona yönelik eserler seslendiriyorlar. Hep böyle hareketli, güzel de oluyor. Tabii ilk girişimiz slow bir eserdi, o da güzeldi. Peki, zamanı güzel kullanalım. Rıdvan abiye dönelim. Evet abim. İnşallah Celalettin Adan'ın seslendirdiği Kara Sevda Bu isimli eseri seslendirmeye çalışacağız. Kara Sevda Bu. Evet. Peki, buyurun abi. Bu arada belirteyim, bu eseri aileme armağan ediyorum. Kardeşlerim Nur Yasin ve Ebu Bekir'e armağan ediyorum. Akrabalarıma, eşime, dostuma, tüm Bingöl halkına eseri armağan ediyorum. Rıdvan abimiz bu arada hani çiçeği burunda bir evli diyelim. Yeni evlendi. Allah mesut bahtiyar etsin kardeşim. Tebrik ediyoruz. Yani gençlerimizin fitnenin kol gezdiği bu ortamda, bu dönemde imkanı olan kardeşlerimizin evlenmesi güzel bir şeydir. Tavsiye ediyoruz yani. İmkanı olan herkes evlensin. Yeni evli olarak tavsiye ediyorum yani. Eyvallah. Buyurun. Thank you.
sevda bu. Hüzün ekili, ayrılık gözyaşım, hasret dikili. Kara sevda bu, hüzün ekili, ayrılık gözyaşım, hasret dikili. Hayat zindan olur, çile çekilir. Çileyi çekenin beli bükülür. Mevsim hazan olur, yaprak dökülür. Yalçın kayalarda gül olmak gibi. Mevsim hazan olur, yaprak dökülür. Yalçın kayalarda gül olmak gibi. Kara sevda bu, tarifi olmaz. Hüzündür hasrettir, tutulan gülmez. Kara sevda bu, tarifi olmaz. Hüzündür hasrettir, tutulan gülmez. Tatmayan bilmez, yakar içten içe, gören gözü görmez. Akar deli dolu, durdurak bilmez. Bir yağmur sonrası sen olmak gibi. Eyvallah Rıdvan abi, yüreğine sağlık. Şimdi güzel bir eser değil mi? Duygusal. Evet, çok güzel. Sen olmak gibi. Celalettin. Celalettin Adam Sesinde. Güzel bir eser. Güzel eserler aynı zamanda yani hep her meyan deyişinde hocam sen de meyana takılıyorsun. Ramazan geliyor abi. Meyan çıkışlı, çıkışlı eserler yani dik yani hani böyle bağırdığımız yerli eserleri seslendirmek biraz zordur hakikaten. Hani biraz geniş bir ses ister, güçlü bir ses ister. Evet. İki kardeşimize seçtikleri eserlerde böyle meyanlar var. Ve hakkıyla da altında kalkabiliyorlar. Şimdi sesimi dinler misin bölümümüze geçeceğiz. Evet. Uzun zamandır pek bir şey söylemedik. Herhalde bir de Ramazan ayı gireceği için çok fazla reklamını da yapmayacağız. Değil mi? Sesimi yok hocam, sesimi dinler misin biliniyor. Yani ha, reklama ihtiyacı yok diyorsun. İhtiyacı yani. Yok. Herkes biliyor zaten. Ara ara yine de reklam. Reklam ne diyor? Reklamın kötüsü olmaz mı diyorlar? Ne diyorlar? İyisi kötüsü olmaz. Evet, arada bir yine de söyleriz. Peki. O zaman müsaadenizle sesimi dinler misin bölümümüze geçeceğiz. Evet değerli izleyenler, sesimi dinler misin bölümümüze geçelim. Özlem Ajans'ın katkılarıyla hazırlanan Sesimi Dinler Misin bölümü başlıyor. Ey rahmeti ol padişah, hürmetine geldim efendim. Ravzana girmeme desturun var mı? Yağmur düştü yolumuza doğru.
Sizler de Sesimi Dinler Misin'e katılıp yeteneğinizi izleyenlerle canlı yayında paylaşmak ister misiniz? Ölüyorum, gel kurtar yar. Sensiz dünyalar bana dar. Her yandan halde videonuzu çekip 0505 159 98 67 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bize ulaştırın. Ahidin akşam oldu yar, ey Müslüman ölüleri, Suriye'den feryat ediyor bak her an biri. Can 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 kurban Muhammed. Can kurban Muhammed. Vay can hayran Muhammed. Can hayran. Evet değerli izleyenler, bu akşam Zülfikar Üçöz abimiz bizlerle, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Zülfikar abi, ne iş yapıyoruz? Fırıncıyım abi. Fırıncısın, nereden evet. Katılıyorsun? Gaziler Çevresi'nde. Diyarbakır. Evet, Diyarbakır, Gaziler'de. Diyarbakır'da. Fırın sizin mi yoksa çalışıyorsunuz orada? Yok, çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet abi. Nasıl bu ara işler? Fırın işi düşmez değil mi abi? Herkes ekmek yer. Abi herkes ekmek peşinde. Değil mi? Evet. Herkes evet. Ekmek peşinde. Kriz de olsa fırın öyle işi abi. Var değil mi? Aynen. İşler nasıl bu ara? Hamdolsun dediğiniz gibi fırın işi... Siz pişiriyor musunuz yoksa? Yok, ben tırnakçıyım. Tırnakçısın. Evet. He. Bu ince tırnak Diyarbakır evet. Ekmeği çok güzel olur. Öyledir. Özellikle fırından ekmek aldığım zaman ince tırnak istiyorum. Onun tadı bir başka oluyor. Doğru. Peki müzikle aran nasıl Zülfikar abi? Müzikle... Böyle ara sıra kardeş kardeşe yan yana geldiğimiz zaman bazen söyleniyoruz böyle. Evet. Yani çok ileri düzeyde değil. Böyle keyfi amatörce, olarak. Amatörce, keyfi evet. Olarak söylüyorsunuz. Evet. Ama seviyorsunuz, dinliyorsunuz evet. Belli. Veteresi var mı abimizin? Var, var hazırlanmış. O zaman bir vetereyi izleyelim hep beraber. Hale düştüm, alem imanada yarla görüştüm. Üveys kara gibi bir hale düştüm, alem imanada yarla görüştüm. Ezeli ezelden geldim yetiştim, açılsın yollarım şaha gideyim. Ezeli ezelden geldim yetiştim, açılsın yollarım şaha gideyim, açılsın yollarım şaha gideyim. Evet, açılsın yollarım şaha gideyim. Bu eseri mi seslendireceksiniz? Evet abi, inşallah. Peki, söz sizde, buyurun. Açılsın yollarım.
Açılsın yollarım şaha gideyim. Onun aşkı ile döner felekler. Açılsın yollarım şaha gideyim. Tutuşmuş yanıyor cismine canım. Baksana dağıldı dökük her yanım. Canan ellerinde bekler sultanım. Açılsın yollarım şaha. Açılsın yollarım şaha gideyim. Açılsın yollarım şaha gideyim. Alem-i manada yarla görüştüm. Ezeli ezelden geldim yetiştim. Açılsın yollarım şaha gideyim. Ezeli ezelden geldim yetiştim. Açılsın yollarım şaha gideyim. Düşmüş yanıyor cismiyle canım. Baksana dağıldı dökük her yanım. Canan ellerinde bekler sultanım. Açılsın yolların şaha gideyim. Tutuşmuş yanıyor cismiyle canım. Baksana dağıldı dökük her yanım. Canan ellerinde bekler sultanım. Açılsın yollarım şaha gideyim. Açılsın yollarım şaha gideyim. Açılsın yollarım şaha gideyim. Daha dermanım yok canım ayeti. Açılsın yollarım şaha gideyim. Tutuşmuş yanıyor cismiyle canım. Baksana dağıldı dökük her yanım. Canan ellerinde bekler sultanım. Açılsın yollarım şaha gideyim. Tutuşmuş yanıyor cismiyle canım. Baksana dağıldı dökük her yanım. Canan ellerinde bekler sultanım. Açılsın yollarım şaha gideyim. Açılsın yollarım şaha gideyim. Eyvallah Zülfikar abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun abi. Gerçekten güzel seslendirdi, evet, değil mi? Sesi de tavrı da tasavvufu müziğe gidiyor, değil mi? Aynen. Tasavvuf müziğine gidiyor. Aynen. Abimizin sesi. Seslendirdiği esere sesi gitmişti, evet. Çok tavrı da o şekilde. Evet, tebrik ediyoruz. Evet. Eyvallah. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok abi, hocam. Reklama gireceğiz. Peki, teşekkür ediyoruz abimize. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz İlahi Nameler'de. İlk bölümde güzel eserler dinledik Musa ve Rıdvan abilerden. Son olarak sesimi dinlemişsinden bir eser aldık Zülfikar abiden. Gerçekten eseri de güzeldi. Tavrı, evet. Eserin tavrı da güzeldi. Sesine uyumuştu, güzeldi onunki de. Evet. Şimdi biz Batman'dan bahsettik, Bingöl'den bahsettik.
İşte İstanbul'da olacak bildiğim kadarıyla, Mardin'de olacak, Van'da etkinlikler olacak, Elazığ'da. Mardin merkezi Midyat'ta oluyor sanki. Midyat'ta evet olacak. Şimdi bu etkinliklere katılım noktasında zaten peygamber sevdalıları halkımız duyarlı. Fakat biz buradan özellikle Nisan ayı boyunca hep böyle hem gittiğimiz etkinlikleri konuşuyoruz hem de olacak etkinlikleri, yapılacak olan etkinlikleri konuşuyoruz. Böylelikle belki haberi olmayan, şu anda ekrandan bizi izleyen kardeşlerimiz de haberdar olurlar. Böylelikle o etkinliklere katılırlar. Etkinliklere katılım niye önemli? Çünkü şimdi coşkuyu kalabalıkla beraber yaşamak çok daha güzel oluyor. Doğru. Yani yüz binlerin mesela Diyarbakır etkinliklerinde görüyoruz, her sene şahit oluyoruz. İnşallah bu sene de 28'inde olacak. Yine inşallah şahit olacağız. Böyle coşkulu kalabalıklar. Batman'da şahit olduğumuz gibi kalabalık oldu mu coşku da artıyor. Coşku arttıkça hem konuşmacı hem orada ilahi söyleyen hem mevlid okuyan herkes bir coşku içerisine giriyor ve aşka geliyor. Tabiri caizse cezbeye geliyorlar. İnşallah o meydanlarda bizler de cezbeye geleceğiz. Aynen. Hocam bu önümüzdeki pazar İstanbul'daki Mevlid'de inşallah Teala biz de oradayız. Evet. Sizin de dediğiniz gibi şimdi İstanbul büyük bir kent, büyük bir şehir, büyük bir metropol. Vakfın, Peygamber Sadaları Vakfı'nın bu etkinlikleri düzenlemesinin sebebi nedir diye sorduğumuz zaman cevabı şudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gündem yapmak. Gençlerimize sürekli zihinde tutmak. Hani sürekli zihinde tutmak. Çünkü herkes yapay gündemlerle günümüze kadar hep öyle süre geldi. İslam'ı hep öteledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hep öteledi. Hep bastırmaya çalıştı. Bizler de Müslümanlar olarak bunları ne yapmamız lazım? Gündem yapmamız lazım. Dediğin gibi kalabalıklar çok önemlidir. İstanbul evet. gibi bir kentte toplanacak bir kalabalık hep beraber salavat çektiği zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haykırdığı zaman o kente gündem olacak değil tabii mi hocam? Ki, amaç odur. Ondan dolayı özellikle büyük kentlerde, İstanbul gibi bir kente şey etmesine, ulaşım belki biraz problem olabilir. Hı-hı. Ki meşakkat zaten dedim ya, yağmurun altında durduğu zaman mesela daha güzel, evet daha çok fedakarlık yaptığını düşünüyor insan. Hı-hı. Yolu ne kadar uzak olursa olsun bence üşenmesinler. Evet. Çoluk çocuk hatta konu komşu da alsınlar. İstanbul'daki o meydanı da doldursunlar evet. inşallah. Tarafından. Eyvallah diyelim ve Musa abiye tekrar dönelim. Musa abi bir eser daha alalım abi, sizden. Yakın zamanda çıkardığımız klibin eserini söyleyeceğiz. Salatullah adlı eser. Evet. İnşallah Rıdvan hocamla beraber düet yapacağız. Onu düet mi yapacağız? Evet. Peki. Biz sadece başta da söylediğimiz gibi Arapça, Zazaca ve Arapça kısmını söyleyeceğiz. Parça biliyorsunuz zaten, biraz uzun. 10 aynen. dakikalık bir parça. Diğer parçalara yer kalsın diye biraz tabii, kısıyoruz. Tamam. Peki buyurun. Bir de müsaadenizle burada okumuş olduğum ve okuyacağımız parçaları başta aileme, daha sonra arkadaşlarıma ve Rehber TV izleyenlerine armağan ediyoruz. Eyvallah, bizden de gitsin onlara. Evet. Buyurun şimdi abi. Şimdi müsaadenizle. Buyurun. سونیم آقوم و سرما، هنی ام میجدانیم آقوم و شنما، هنی ام نیسونیم آقوم و سرما، هنی ام میجدانیم آقوم و شنما. چوش بندن بلبلی ما پش خوش اوقات، میجدانتی و سرپی ای یار محمد. چی وش بندن بلبل ما پش خوش اوقم جون توی و سار توی ای یار محمد جون توی و سار توی ای یار محمد چند برق یه زربی آشاه به کیف و سیران اومو دنیا اومو جان ما محمد سیشان ظلم قدیه حضور بده هر دو آسیمان
serverim a selam türi henzari o selam Çimberik yen zerbi yeşad keyfu seyran Om dünya om can ma Muhammed zişan Zulüm kediya huzur bide ardu asiman İser verim a selam türi henzar yo selam Selatullah, selamullah aleyke ya شهر الربيع جانا بذكرى الأمين أحباب محمد أزهروا حب الدين شهر الربيع جانا بذكرى الأمين أحباب محمد أظهروا حب الدين نثروا أشعار حب في طي سنين وأناروا الدنيا حبا وزادوا حنين نثروا أشعار حب في طي السنين وناروا الدنيا حبا وزادوا حنين وناروا الدنيا حبا وزادوا حنين يا لسان العشق زيدنا عطر الورود فميلاد محمد زين الكون ربيع العشق جانا بذكرى الأمين فميلاد محمد زين الكون يا نسان العشق زيدنا عطر الغرور فميلاد محمد زين الكون ربيع العشق جانا بذكرى الأمين فميلاد محمد زين الكون صلاه الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاه الله سلام الله عليك يا حبيب الله Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Şu diğer mikrofonu alayım abi. Şey oldu hocam. Tıpkısının aynısı oldu. Tıpkısının aynısı oldu değil mi? Klittekinin aynısı oldu. Şimdi eseri ilk gönderdiğim zaman Rıdvan abiden hemen dönüş oldu. Çok güzel okumuştu zaten. Hatta takıldım dedim Rıdvan abi evlilik işe yaramış. ondan sonra Musa abi şimdi gönderdi. Kaydı biraz şey dedi abi dedi vallahi dedi ben üniversite okuyor aynı zamanda. Evet. Dedi ben en son kaydedecek yer bulamadım üniversite dedim dedi. Şey yapmıştım dedi. Ranza'da ne yapmıştın Musa? Abi şimdi müsaade edersen şöyle anlatayım. Ali abi parçayı başta attığı zaman yurttaydım. Parça geldi. Yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum. Çalışacak bir yer yok. Neyse ben şeye girdim. Şimdi kendimi deşifre de edeceğim burada. Asansör dairesine girdim yurtta. Asansör dairesi de şöyle bir şey. Dairenin altında ayak bastığım yerde tam 8 tane oda var. Ben orada çalışmaya başladım. Tabii parçaya da aşina değilim. O zaman katlediyorum parçayı. Neyse 10-15 kişi ardı ardına kapıyı çalmaya başladı. Geldi gitti, geldi gitti. En sonunda biri geldi işte ya hocam aşağıda ders çalışıyoruz yarın sınavımız var falan rica etsek. Neyse ben dedim kusura bakma işte özür dilerim bir parça durumu var işte onu çalışıyoruz. Daha sonra çıktım orada oturdum. Hadi bir durumu değerlendireyim diye. 10-15 kişi geldi sordu ya burada bir ses geliyor bu sesin kaynağı nerede diye. Asıl kelam o şekilde parçayı biraz çalışmaya çalıştık orada ama yurtta olmadı. Daha sonra hangi hemen yurdum. Okuyoruz?
Abi özel eğitim öğretmenliği okuyorum. Buradan özel arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Peki. İzliyorlar mı şu an arkadaşlar? Evet. Yurttalar ama izliyorlar inşallah. Eyvallah. Sizden de selam olsun. Parçanın kaydını da battaniyenin altına girdim yapmıyor o şekilde. Öyle yani, öyle de hatıraları var bu eserde. Peki Mehmet Ali abi, bugün senden hiç eser almadık. Ya var ya hocam, bugün iyi ki de playback seslendireceğim ama vallahi hakikaten bugün sesim hiç müsait değil. Bugün bir... Sen her hafta öyle diyorsun. İşte burada hocam, nem var, burada şimdi... öksürüyorum, burada göğsüm hocam, ağrıyor falan. Hakikaten şimdi... Ama seslendirdiğinde de hakkını veriyorsun söylemekten şimdi. Söylemekten hakikaten artık hani çekiniyorum. Abi çelişki oluyor. Şimdi sen öyle diyorsun, orada konuşamıyorsun ama buraya çıkınca seste bir sıkıntı olmuyor. Ya hadi ver gazı hocam. Ne dinleyeceğiz hocam abi bugün, hani malum Nisan ayı peygamber... Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili eserler genelde yapıyoruz. Her Nisan bizde o heyecan oluşuyor. Bugün Şeyh Musa abileri bir gün yani birkaç saate kaydettiğimiz bir eser oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Hakikaten mesaisinden feragat ederekten geldi. Ekstradan yardımcı oldu bana. Böyle bir kayıt yaptık. Yeni bir eserdir hocam. Serfera, Serçava diyeceğiz. Serfera, Serçava. Evet. Ekerim. Tamam, müziği gelsin playback'ten, gidip orada beklemeyeyim. Ondan sonra böyle. Burada İlla burada gelecek. Evet. Yani. Tamam, ben burada müzik gelsin abi. Sen.
Medine, Medine, çalır ya zemane, dili dülemi var, derdu kule namine. Sağ ol. Abi eser güzeldi. Eser yüreğine güzeldi. Sağlık. Evet. Ne oldu abi? Niye gidiyorsun? Performans yok şey hocam. Performans iyi değil mi? Bu arada ses de geliyordu. Sen playback dedin ama sanki yani beraber de okumaya çalıştık da hocam. Duble ses girdi biz sanki. Biz playback'i asla pek beceremiyoruz hocam. Abi, playback yapmadığımız için. İlk kez yapıyorsun herhalde değil mi? Üçüncü kez. Maşallah hiç hatırlamıyorum. Üçüncü çocuklar doğru ey aran playback olarak okumuştum. Hani albüm meselelerini genelde playback yapıyoruz ki gerçek sound orada çıksın. Hmm. Bir de Şehit 14 albümde. Yeser doğru. Evet. Şimdi hatırladım ama ey Şehit Halil. Dediğin gibi pek alışmamışsınız. Aynen. Playback size zor geliyor. Çok beceremiyoruz. Aynen. Yani canlı daha rahat geliyor. Tabii ki. Aslında evet. Ben canlı oku demiştim. Değil doğru, mi? Doğrudur. Duran öncesi ama çok eseri bilmediğim için hani. Şimdi şöyle aslında playbacklerde mikrofonlar kapalı tutulur. Hı-hı. Hani biz rejiden rica ettik, dedi ki açık olsun beraber okuyalım. Evet. Normalde kapalı olduğu zaman. Ses de biraz içeride azdı sanki. Onun da bir şeyi vardı değil mi? Yani iyiydi hocam. İyi miydi? Yani şimdi topu rejiye atmayalım. İyiydi, güzeldi hocam. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Tabi bu arada yeni yaptığınız eserleri meydanlarda seslendirebiliyorsunuz değil mi? Yeni eserler. Aynen. Herhalde birçok sanatçı abimiz yeni eser yapmıştır bu aya özel. Doğrudur. Değil doğrudur. Mi? Ve gittikleri yerlerde okuyorlar. Okuyorum. Batman'da yeni eser okudunuz mu? Batman'da ben yeni eser okumadım orada. Bilal abi yeni bir eser okudu. Burhan Burada okudu. Okudu aynen. Eseri okudu. Ben şimdi hatırladım. Eski eserleri hiç Batman'a ilk defa onları okuyacağım için hani onları okumayı tercih ettim. Evet. Şirine o Bedri Yılmaz kahramanıdır eserleri. Evet. Dinleyiciden böyle reaksiyon alan eserler. Karşılık. Onun, aynen. Değil mi? Hı-hı. Niye orada karşılık bekliyoruz? Vallahi hocam, daha mı iyi oluyor? Şimdi hani sevinç paylaşıldıkça artar diyorlar ya. İnsan orada kutu donlarda sanatçının başarısı biraz da ona bağlı. Ondan dolayı hani bizi şu an izleyen izleyicilerimizden de ricamız o konudan çekinmesinler. Mikrofonu uzattığımız zaman katılsınlar. Çünkü daha bir coşku oluşuyor. Evet. Hani biz seyirci katıldığı zaman sahnede çok mutlu oluyoruz. Yani ben peki şahsen. Şimdi İlahi Nameler seyircili olsaydı. Evet. Değil mi? Böyle hareketli eserlerde arada mikrofonu onlara da böyle uzatsaydınız daha mı bir heyecan tabii oluşurdu? Tabii. İnşallah Allah o günleri bize gösterir. Böyle hınca hınç seyirci dolu bir İlahi Nameler yaparız. Öyle bir imkanımız olur. Değil mi? Hı-hı. Gerçi geçenlerde bir teşebbüs oldu. Bir programımız üniversiteli, ama üniversitede olmadı. Üniversiteli gençlerimiz bürokrasi herhalde aşağıda. Evet. Olmuş. Şimdi tekrar Musa abiye mi döneceğiz? Tekrar Musa abiden mi alacağız? Rıdvan abiden. Rıdvan abiden eser alacakmışız abi. Ben karıştırdım. Hakkını helal et. Hangi eseri seslendireceğiz abi? Abi beraber düet eser. Evet. Her Nisan'ın 20'sinde. Onu mu seslendireceğiz? Evet abi. Onu sona bıraksak abi olmaz mı? O zaman Musa abiden alalım değil mi? Hı. Musa abinin bir eseri daha var çünkü. Abi Ben de Bilal Gibi adlı bir eserimiz var. Hasan Dursun'un seslendirdiği bir eser. Evet. İnşallah onu okuyacağız. Ben de Bilal Gibi. Evet. O güzel bir eser. Hı hı. Buyurun. Peslerinde de Rıdvan hocam bana yardımcı olursa. İnşallah. Var mikrofon burada abi. Buyurun. Thank you.
yar yüreği, gel ey efendi. Yanar yüreği, gel ey efendi. Ben de Bilal gibi susmuşum işte. Ben de Ali gibi aşığım ben de. Şum işte ben de Ali gibi aşığım ben de. Sen yoksun bir efendi Allah gösterim. Kalmadı bir şey, bitti söylenecek sözlerim efendim. Ben de Bilal gibi aşığım sana efendim. Ben de Ali gibi vurgun sana efendim, Ebu Bekir gibi aşığım sana efendim, aşığım sana efendim. Sen yoksun diye ağlar gözleri, kalmadı bir şey, bitti sözleri. Kalmadı bir şey, bitti sözleri. Ben de Bilal gibi susmuşum işte. Ben de Ali gibi aşığım. Sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel bir slow değil mi? Evet. Burada birçok kardeşimiz seslendirdi. Bilal Dalkılıç seslendirdi. Bilal Güler seslendirdi. Mehmet Ali Oğuz seslendirdi. Bir ben kaldım abi. Seslendirdik. Güzel bir eser. Güzel eser olunca demek ki insan hani canı seslendirmek istiyor. Hı-hı. Herkesin farklı bir yorumu var. Geçen bu benzetmeme bir arkadaş takılıyordu. Hep diyorum. Sanatçılar meyve gibidir hocam. Her birinin farklı bir tadı, farklı bir şey var. Kardeşlerimiz de kendilerine göre seslendirdiler ve güzel oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Eyvallah. Ben Musa Bey'e baktıkça
kulağını çınlatalım biraz buradan. Bizim Muhammed Ağa hocamız var. Böyle onun 18'li yaşamızdan beri tanışırız onlarla, böyle ilk günlere falan gittiğimiz zaman. Boy, pos, böyle hani zayıflık, şey, onu hatırlarım hep. Evet. Bu vesileyle uzun zamandan beri de onu aramadık programa. Muhammed Ağa hocamıza buradan, Bingöllü hocamıza da, o da üstadlarımızdandır. Kendisine evet. kucak dolusu selam ve sevgi gönderelim. Biz de selam. Biz inşallah aynı kısmet olursa onu da bir ara yine burada görmek istedik, özlemişiz. Değil mi? Çok aynen, özlemiş. Çok güzel bir tavrı, çok güzel bir sesi var onunla. Gelsin abi. Bizi dinliyordur, izliyordur kesin. İnşallah izliyordur. Evet, bu aralar gelsin abi. Evet. Şimdi son eserimiz değil mi abi? Ben bugün hesabı kitabı biraz karıştırdım, hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Son eser artık. O şekilde veda edeceğiz son evet. eserimizde. Çok bugün çabuk mu geçti hocam? Bize göre, bana göre çok çabuk geçti. Değil mi hakikaten yani, hocam? Çok güzel bir programdı. Yani Bingöller'in vaktinden mi kırpıyoruz, ne yapıyoruz? Estağfurullah. Yani eserler biraz kısaydı bugün. Kısaydı ama süre... Süre aynı abi. Şey ise potpourri var değil mi? Var abi. O zaman onunla bitiriyoruz. Potpourri. Şimdi bir her Nisan'ın 20'si eserimizi okuyacağız. Abi ben son eser mi dedim, sen evet dedim. Bir de potpourri var. Her Nisan'ın 20'sinden sonra bir de potpourri var. Yani bakın burada bak abi. Şahitsiniz. Bakın ben burada sizi korudum. Allah razı olsun. Yoksa eserleriniz güme gidiyordu. Hayır o canım. Zaman eğer öyleyse tamam, iki eserimiz var. Neredeyse veda ediyordum abi. Sözü size bırakıp evet. bitiriyorduk. Emin Hoca yazılı falan okuyacak ya. Yetişmesi lazım o yüzden. Acele edin. Abi sınav var. Sınava hazırlanıyorum bu arada. O zaman düeti alalım. Evet. Potpourri'den önce hangi her Nisan'ın 20'sinde şöyle tam meydanlık değil mi böyle mevlid etkinliklerinde özellikle peygamber sevdalılarının büyük yoğunlukla katıldığı bir eser. Evet. Peygamber sevdası dedik de şimdi demin abinin seslendirdiği eserde asıl peygamber sevdalıları onlar değil mi? Evet. Bilal, aynen. Ali, evet. Ebu Bekir. Aynen. Ben de onlar gibi aşığım, ben de değil mi? Aynen. Asıl aşıklar onlar. Biz biraz daha nasıl söyleyeyim, onları taklit ediyoruz. Allah bizi de gerçek aşıklardan kılsın hocam. Kılsın inşallah. Buyurun abi. Abi şey soracağım. Eserden sonra oturacak mısınız? Tabii tabii. Yani ondan daha sonra bir eserimiz daha varmış. Tamam. Ben karıştırdım abi. Sana selam olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Umut oldun cezireye, güneş oldun Medine'ye, derman oldun her sineye, bahar sensin ya Muhammed.
Sana selam olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Kütük ile geldi sana ağlar ya Muhammed. Ehli akıl iman eder, ölümüne biat eder, onlarca kurban eder yolunda yüz ya Muhammed. Sana selam olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Canlar kurban olsun sana ya Muhammed, ya Muhammed. Eyvallah. Güzel. Yüreğinize sağlık abi. Şeyh Musa Bey'e özel teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Niye bana özel teşekkür etmedin de Şeyh Musa Bey'e özel teşekkür ettin? Şeyh Musa Bey bizi destekliyor. Öyle mi? Ben de burada vokal yapıyorum abi. Allah razı olsun abi. Şeyh Musa Bey'e teşekkür ediyoruz. Ondan sonra Neyzan abi. Abi ismini unutuyorum. Süleyman abi. Süleyman abi. Özür diliyorum. Süleyman abi. Veysel abi. Ondan sonra vokaller. Hepsine teşekkür ediyoruz. Abi arada, kopya çekiyorsun, olmuyor böyle. Şeyimiz abi. Canlı yayın canı şimdi. Kameraman abilerine abi, özellikle şimdi, de reji. Bazen, rejiye çok teşekkür hocam, ediyoruz. Çok garip şimdi oluyor. Reji olmazsa bu ışık, görüntü vesaire ses olmazsa dinlerim. Olmaz yani. Aynen. Onlara teşekkür ediyoruz. Çünkü evet. Hep fırça yiyorum onlardan. Evet. Bu arada hocam belirteyim, vokalde bekleyen Mehmet Gündüz abim. O da cumartesi günü Bingöl Kutlu Doğumu'na katılacak. Tüm Bingöllülere kendisini abi Zazaca var mı değil mi? Misafirperverlikte ihmal etmemesini istiyorum. Aslen Bingöl'üsü. O da Aslen Bingöl. O Bingöl'de neydi ya, o oraya göndermede bulunuyor. Oraya göndermede bulunuyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Biz bu işi tabii ki bir amaç için yapıyoruz. Tek amacımız var. O da rıza-i ilahidir. Allah-u Teala bizleri o amaçtan ayırmasın, ayaklarımızı sabit kılsın sizlerin de. Sanat işin araç kısmı, Allah bize amacı unutturmasın diyelim hepimize, sizlere de. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Abi bizler de bizi ayaklarımıza, yüreklerimize sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizler de sizlere. Eyvallah. Nadali abi sen de yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık. Programı bitireceğiz artık, son bir eserle. Değil mi artık kesin son bir eser? Potpourri'yle bitireceğiz. Sana da tekrar teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bu hafta da İlahi Nameler'in sonuna geldik. Dediğimiz gibi hafta sonu cumartesi, pazar işte Bingöl'de, Van'da, Mardin'de, yanlış hatırlamıyorsam Elazığ'da ve İstanbul'da. Mevlid etkinlikleri olacak. Hangi ilde oturuyorsanız, neredeyseniz inşallah o ildeki etkinliğe iştirak edersiniz. Böylece davet etmiş olalım. Efendim hafta yine aynı gün ve saatinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun. Derdi çıkır onu oy dinim a, numet çişir onu oy dinim a.
Ser tu çigrono Oy oy dinema Nome tu çişireno Oy 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 dinema Dermo derdon pılono Oy oy dinema Dermo derdon pılono Oy 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 dinema Erkot bendes nezono Oy oy dinema Erkot bendes nezono Oy 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 dinema Erkot bendes nezono Oy oy dinema Erkot bendes nezono Oy 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 dinema Meşiya ha meşiya Dilana mehveş meşiya Geriya va geriya Dilana mehveş geriya Meşiya meşiya Daveta mehveş meşiya Geriya va geriya Dilana mehveş geriya Verim run el bendare Em pakış kın vegem var Sıtıram bejim de kaver Mera بجب غم خواری ورم رون ال بنداره ام پاکش کن ویگم ماره سترم بجو تکاوره مرا بجب غم خواری ای مشیا مشیا نوتا مخوش مشیا گریا گریا دلانا مخوش گریا مشیا هم دو شکر ارت اسلام رابون بیا هم دو شکر الحمد والشكر شرط الإسلام راب البيان Kum cadraşı Oy oy dinema Vonma kum cadraşı Oy oy dinema Hüküm teyin viraşı Oy oy dinema Hüküm teyin viraşı Oy oy dinema Ver düşmen zulüm kari Oy oy dinema Gör düşmen zulüm kari Oy oy dinema Genuç manayı men alena
pirozu be, pirozu be, ey şehide İslam, ey cihada te pirozu be, ey bayrağa Kur'an'e pirozu be, pirozu be, ey şehide İslam, ey cihada te pirozu be, ey bayrağa